Zayıf kumanın önündeyim. Bazı arıların, yaşlı tarlacıların eski yerine polen getirip şimdi olduğu gibi daha sonra ortaya doğru gittiklerini görüyorum. Hala eski yerine alışanlar ama yeni yerlerini de ezberlemişler. Yani muhtemelen eski yerlerinde bir işaret bırakmışlar. Daha önce bıraktıkları işareti hiza alıp daha sonra yeni yerine gidiyorlar. Kovan dip tablasına bakayım. Herhangi bir şey var mı? Herhangi bir doğal varva dökümü göremedim. Biraz karıncalar var. Karıncalar kırıntıları temizliyor. Evet. Şu ana kadar doğal varva dökümü yok. Bu iyi bir şey. Gözlerden kendi kendine düşen varva olmadığına göre bakalım içeride durumlar nasıl. Ne yapmış arı? Yumurta atmış mı? Evet. Neyi görüyoruz? Sol tarafa çalışmış, sol ve sağ tarafa. Yani yatın sıkıştırma alanını dışında çalışıyor şu anda. Tabii gece soğukları bitti doğal olarak. Şimdi tamamen temizlemiş olduğunu gördüğüm petek varsa onları temiz alacağım. Şurada bir daha önceden mum kurdu. Onu hemen temizliyorum. Mum kurdu. Evet, tamamen temizlediği, yedirdiği petekleri, temizlenmiş petekleri alacağım. Kovan dışı yapacağım. Tamamen bitmemiş. Şuna bakayım. Evet, bunda da hala yalıyor. Yalamaların bitmesi lazım. Bunları kovan dışı yapabilmem için. Şu en dış çerçeveye bakayım ne yaptı. Arkasını temizlemeye başlamış. Ön tarafa polen getirmiş. Polen ve biraz çürük çekip koymuş. Ve günlük yumurtaları görebiliyorum. Arı günlük yumurta atmış. Bu çerçeveye doğru genişlemiş. Polen ve bal koyduğu yerlere, yerlerin etrafına günlük yumurta atmış. Tam istediğim şey. Şimdi buna bakayım. Kapalısı var. Arka taraflar henüz daha işlemleri bitmemiş. Buraların işlemi yavaş yavaş yapar. Evet, ana arı da burada. Arka tarafa bakalım. Günlükler var. Ve stok bölümüne. Arka taraf. Şimdi yapacağım şey. Evet, bunu ters çeviriyorum. Rotasyon yapıyorum. Yani diğer tarafın günlükleri ön tarafta. Bunun günlükleri arka tarafta. Ve yan tarafın günlükleri ön tarafta olacak şekilde. Buraya bakayım.
Burada ne var ne yok. Burada da duvar çerçevesi yapıyor bunu. Bal ve polen koymuş. Bu şekilde. Evet, arka tarafını da temizlemiş. Tamam. Şimdi bu şekilde devam edecek. Evet, temizliyor. Gayet güzel. Evet. Şimdi buna ilave sadece en dışa su vereceğim. Başka yapacağım bir şey yok. Bu suyla da bu yalama işlerini kolaylaştırsın diye vereceğim. Şu anda başka bir şey yapmayacağım. Yalama işi kolaylaşsın diye de çerçeveleri biraz su püskürteceğim üstüne. Hem temizlenmesi hem yalaması kolaylaşsın diye. Sadece su, herhangi bir şey katmıyorum içine. Yumuş olsun. Şimdi bunu yaptıktan sonra şimdi üçüncüyü duvar yapmıştı. Birinci ile ikinci çerçevenin arasına bana yumurta atmıştı. Şimdi ben ne yapıyorum? Su koymadan önce bakıyorum temiz ve şurada poleni var. Poleni olduğu için bunu seçiyorum. Arka tarafında hafif şurup var. Ön tarafı temiz. Ve poleni var. Ben bunu araya giriyorum. Şu bölümde zaten yumurtlamalarına kabarmış kupalı çerçeveler zaten bu tarafta. Tam onların karşı tarafına polen denk gelecek şekilde bir tane çerçeve giriyorum.
Buradan polenden faydalanacaklar çocuğu bak şey yavruları bakarken. Ve ön taraftan buradan ön taraftan anaya yumurta alanı açtım. Anaya yumurta alanı şu anda var. Ve ekstradan suyunu koyacağım sadece. Suluğunu da buraya koyuyorum. Ve suyunu dolduruyorum. Şimdi suyunu içsin. Temiz. Çünkü zira ilaçlama şu an devam ediyor zaten halen. Evet, arayı 4 çerçeveye çıkarttım. Yani 4 çerçeve olacak şekilde. Birincisi günlük yumurtalı. İkincisi polenli ve hafif şuruplu, aynı zamanda boş betiği olan yumurta alanı. Üçüncüsü kapalı ve açık yavruların olduğu, aynı zamanda stoğu olan. Dördüncüsü de stoğu olan bir çerçeve. Havalar sıcak gidiyor. Bakalım ne yapacak. Günlük yavruların olduğu yerin üstüne kek kapatıyorum. Bu buna yeter.